yaklaşık 3 yıl önce boşandık. Bu süreç içerisinde zaten 2016'da ciddi şekilde darp edildim. Bununla ilgili karar, ya mahkememiz hala devam ediyor. Bunun yanı sıra zaten normal şartlarda da her fırsatta tehditler, hakaretleri devam ediyor. En son çocuğumun okulun önünde gelip aracıma saldırdı. Ki benim arabadan inmemi bekledi. Ben arabadan inseydim yine aynı şeyler olacaktı. Ben artık gerçekten yoruldum yani. Sadece çözüm istiyorum. Bu süreçte zaten Kibeli Kadın Derneği de devamlı destek oldu bana. Avukatlar da şu an davaya müdahil oldular. Ben artık sonuçlanmasını bekliyorum. Bize var şu an aktif olarak. Yani sanırım daha fazlası vardı ama takipsizliğe düşenler var. Yani bir an önce sonuçlansın. Ya artık gerçekten hani ben bir Özge Can ya da bir Emine Bozkurt olmak istemiyorum. Buradan zaten Adalet Bakanlığı'nda da daha önceki duyurularda işte 23 tane dosyası olduğu halde hiçbir işlem yapılmayan ve vefat eden bir bayan vardı. Ben en azından biraz daha şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Bana 8 Kasım'da uzaklaştırma kararı verdiler ama bu karar onunla tebliğ edilmemiş. Ama kendisi bir şekilde gidip benden şikayetçi olabiliyor. Yani evet tebliğ edilmiyor, yapabiliyor ama şu an mesela ben ifade vermek zorunda kaldım. Sosyal medyada paylaştığım o yazıdan dolayı benden şikayetçi olmuş. Yani bilmiyorum adalet nasıl işliyor, ne oluyor ama ben artık gerçekten adaletin bu olayı çözmesini istiyorum. Bu süreç içerisinde zaten kendi sosyal medya hesabından defalarca paylaşım yaptı. İşte avukatın, savcının, hakimin ismini vererek defalarca bunu kullandı ve hepimizi açık açık tehdit etti. Bununla ilgili de şu an aktif bir işlem yapılan bir dosya yok. Ben artık gerçekten sesimin duyulmasını istiyorum.